Herkese merhaba. Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda kanarya yuvalıklarında parazit bit oluşmasından bahsedeceğiz ve buna karşı alabileceğimiz bir önlemi göstereceğiz. Kanaryaların vücut ısısı oldukça yüksek olduğundan bu şekilde kuluçkaya yattıklarında, yani yuvada uzun süre vakit geçirdiklerinde, böyle hiç kalkmadan yattıklarında yuvalıklarda parazit üremesi için oldukça elverişli bir ortam meydana gelir. Bu nedenle de eğer önlemlerini almazsak kısa sürede ciddi bir üreme olur ve bu parazit üremesi başta yavrularımız olmak üzere bu kuluçkada yatan kuşlarımızın da hayatını tehdit eder bir duruma gelir. Bunun için uygulanan çeşitli ilaçlar, solüsyonlar, spreyler ve ense damlası gibi ilaçlar var. Ama biz bu videoda buna karşı kullanabileceğiniz bir tozu tanıtacağız. Bu şekilde bir uygulama göstereceğiz. Dostlar, kullandığımız toz bu. Gördüğünüz gibi 500 mg'lık kutularda satılıyor bu ürün. İçinde çinko oksit, kil ve sodyum bikarbonat var. Bunların nasıl etki ettiğini biraz daha detaylı bilgi vererek aktaralım. Çinko oksit özellikle antiseptik bir özelliği var ve pişik kremlerinde de kullanılan bir bileşik. Özellikle deri cilt tedavisinde, cildin bakımında kullanılan bir madde. Kil zaten biliyorsunuz, o da cilt bakımında kullanılır. Değişik makyaj ürünlerinde bile yer alıyor. Sodyum bikarbonat da özellikle vücutta oluşan asidoz tedavisinde kullanılıyor. Asidoz ikiye ayrılıyor tıbbi olarak. Bir solunumsal asidoz var, bir de metabolik asidoz var. Ki metabolik asidoz çok daha ölümcül sonuçlar içeren bir tablodur. Burada vücutta asit birikmesinden dolayı dokuların perfüzyonu bozuluyor. Ve bu da özellikle bu evcil hayvanlarımızda sindirim sistemi problemleri gibi, ishal problemleri gibi ve genel halinde, yani kuşlarımızın genel halinde bozulmalar gibi sonuçlar veriyor. Bunları önlemek için bu sodyum bikarbonat tedavisini veriyoruz ki bu vücutta oluşan asit birikimini engellesin, buna bir tampon sistemi oluştursun diye. Bu nedenle bu içeriğin olması da önemli. Aynı zamanda veterinerlerin de asidozis tedavisinde kullandığı bir bileşim arkadaşlar, bu sodyum bikarbonat. Bu ürünümüz kuşlarımızın cildinde böyle ince bir bant oluşturarak onları hem böyle zararlı haşerelerin ısırıklarından, hava kirliliğinden, işte ultraviyole ışınlarının etkilerinden, toksik maddeler gibi şeylerin etkilerinden koruyor kuşlarımızı. Şimdi bu normalde evcil hayvanların derilerine dökülüp daha sonra bir fırça yardımıyla böyle derisine, cildini iyice yedirmek, tüyler arasına böyle dağıtmak suretiyle kullanılıyor. Ama bizim kuşlarda bunu yapma şansımız olmadığı için ben bunu farklı bir şekilde kullanıyorum. Şimdi bunu nasıl uyguladığımızı gösterelim. Arkadaşlar, şimdi yuvalığı kafesten aldık. Gördüğünüz gibi kuşumuzun 4 tane yumurtası var. Öncelikle bu yumurtaları yuvalıktan alacağız. Şöyle bunun için böyle derin bir kaşık kullanırsanız gayet güvenli bir şekilde böyle yumurtaları böyle hiç düşürme riski olmadan rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yumurtalarımızı şimdilik bu yemin içine bırakalım. Dostlar, böyle şimdi tozumuzu bolca döküyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi yumurtalarımızı tekrar koyabiliriz. Evet dostlar, uygulamamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi yumurtaları aldıktan sonra bol miktarda bu tozumuzdan yuvanın içine serpiştirdik. Sonra tekrar yumurtalarımızı yedirme yerine koyduk.
Artık bu yuvalığı kafese takabiliriz. Şu anda her şey hazır. Kuşumuz yumurtanın üzerine yattığı zaman hem böyle yumurtaları çevirirken hem de böyle kanatlarını havalandırmak için tüylerini açtığında bu tozlar da tüyleri arasına dağılmış ve cildine de temas etmiş olacak. Bu şekilde hem kuşumuzu, yavrularımızı, çıkacak yavrularımızı parazitlerden korumuş hem de cilt bakımlarını yapmış oluyoruz. Kuşun böyle birkaç defa yatıp kalkmasından sonra buradaki tozların azaldığını ve yok olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde tozlar hem dediğim gibi kuşun tüyler arasına geçiyor hem de bu keçenin aralarında böyle kaybolarak dağılarak bu yuvanın içine, keçenin içine parazitlerin oluşmasını, buralarda parazit birikmesini engellemiş oluyor. Evet, şimdi her şey hazır. Artık yuvalığı kafesimize takabiliriz. Kuşlarımızın arkadaşlar bazen bu tozdan böyle yediğini de görebilirsiniz ya da böyle gagaladığını görebilirsiniz. Bu sizi endişelendirmesin. Hatta böyle bir miktar yemesi faydalı bile olur. Çünkü içinde organik maddeler var. Bunları yemesi hatta bağırsak sistemine de geçeceği için, sinir sistemine geçeceği için faydalı bile olur kuşumuza. Bu konuda söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu parazitle mücadele için değişik ilaçlar da var ama biz bu videomuzda bu tozumuzu tanıtmış ve uygulamasını da bu şekilde göstererek anlatmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, güzel ve bol yavrulu üretimler diliyorum.